Nereden çıktı bu şey? Önce Hürrem'i nereden buldunuz? Vallahi Hürrem'i aylarca aradık. Erhan Bey de çok iyi bilir. Yaklaşık 500 küsür audition yaptık, yani seçme. Hı hı. Sahneler çalışıldı oyuncularla. Bunların içerisinde yepyeni yüzler de, sektörde halen çalışan, bilinen, kariyeri oluşmuş genç insanlar da vardı. Ama yapımcımız Timur Savcı'nın da, benim de isteğimiz yeni bir yüz bulmaktı. Hı hı. Ki anlattığımız hikayede seyirci onu gördüğü andan itibaren ikna olsun. Yani daha evvelden şu dizideki şu kız değil mi? Peki, ya da şu reklamdaki şu değil mi? İmgesi yapışsın istemiyorduk. Daha önceki adaylara Süleyman dedirttiniz mi? Hayır. O kimin buluşu Süleyman? Benim. Bravo efendim, tebrik ederim. Yani büyük bir yaratıcılık değil, o şundan dolayı. İlkokullarda bile Süleyman diye çocuklar böyle. Şimdi Rutenya'dan gelen bir hatun saraya girdikten 3 ay sonra çok iyi bir Türkçe konuşabilmesi mümkün değil. Tabii. Yani o aksandan dolayı, tabii, zaruretten dolayı çıkan bir şey. Ese işte son zaman, yani son neredeyse çekimler başlamadan bir ay öncesine kadar biz Hürrem'i aramaya devam ettik. Yani bu projeye ilk başladığımda ben Teams prodüksiyonla, Timur Savcı'yla ilk daha projeyi, evet, şöyle bir şey hayal ediyorum, ne dersin dediğimde o, ben bu projenin yanındayım, sonuna kadar destekliyorum ve bunu yaz Meral abla dedi. Ben de onun da inancıyla yola çıktım ve çalışmaya başladım. Timur'dan sonra ilk bize inanan ve güvenen Halit Ergenç'ti. Yani önce Kanuni'miz vardı, başka hiçbir şeyimiz yoktu kast olarak. Ve 1,5 yıl proje başlamadan önce Halit sağ olsun bizimle birlikte bu yolculukta yer aldı. O dönem içerisinde... 1,5 yıl ne yaptınız siz? Hazırlık 2 yıl. Yani bir taraftan ben dersimi çalıştım, işte projeyi oluşturdum. Öbür taraftan yapım ekibi çalışmaya başladı ve kast çalışmaları başladı. Ama bütün bunların evvelinde biz sadece 3 kişi yola çıktık. Yani Halit Ergenç vardı bir tek Kanuni olarak. Daha ben yazılı önüne bir şey koymamıştım bile. Hmm. Sadece böyle bir şey yapıyorum, böyle bir şeyi yazacağım. Genel hikaye bu. Senaryo yoktu, sadece kurgu öykü vardı. O bize inandı ve 1,5 yıl bu projeyi bekledi. Hiçbir iş kabul etmedi. O dönem zarfında da sağ olsun... Evlendi, boşandı, şey oldu falan. Onlar... Hayır canım, evlenmiş ve yani bebeği boşandı, olmak evlendi, üzereydi, evet, falan. Evet. O dönem zarfında da bir tarih master yapan talebe gibi binlerce sayfa okudu. O da çalıştı. Tabii, dersinde çok çalıştı yani. O yüzden hatta benim ara sıra yılgınlığa düştüğüm dönemlerde bile şahane olacak bu diye moral verdi yani. Yani ben 1,5 yıl çalıştım, sonra tarihçilerimizin, sizin de bildiğiniz gibi, huzuruna geldim. Estağfurullah. Böyle bir proje var. Bu projede bizimle olur musunuz? Ve bize bu konuda danışmanlık yapar mısınız? Araya görüyorum ama tarihçilerimiz... Kanuni'nin 3 gün 3 gece hareme kapanması konusunda ne dediler? Onları... Biz çıkartmak için çok uğraştık. Ben hareme doğru yürüttükçe Süleyman'ı, yok şu sağdan geçsin de... Ama yürüdü. Divana gitsin diye onlar... Evet. İşte Allah'ın işte topası yok. Deniz Esemenli... Siyasi istikbal. Evet, Deniz Esemenli harem konusunda bize danışmanlık yaptı. Kendisi biliyorsunuz Topkapı'dan emekli... Çok değerli bir sanat tarihçimizdir. Hatta biz kendi aramızdaki çalışmalarda bölünmüş durumdayız. Deniz Esemen'le harem tarafına, Erhan Bey selamlık tarafına. Harem ağalarına kim okumalarında filan da öyle. Harem ağalarına kim bakıyor? Ben bakıyorum efendim. Öyle mi efendim? Evet. Oh, sorular başladı. Şimdi efendim, dizi hakkında benim şahsi görüşümü peşinden söyleyeyim. Gelecek olan, yani göndereceğiniz soruları lütfen bu doğrultuda gönderin. Çünkü hala aynı sorular gelirse okumam, sormam da. Bu muhteşem yüzyıl
bir belgesel değil, bir dizidir, televizyon dizisidir. Dramadır. Dramadır, evet. Ve kurgudur. Her türlü kurgu, değişiklik, yani tarihin çok dışına, çok değil, hiçbir şekilde de dışına çıkmamak şartıyla, mesela ne bileyim, Pargalı İbrahim'i tahta geçirmek gibi bir uçukluk dışında, istenildiği şekilde orada konuyla oynanır. Efendim, ve her türlü sinema, dizi, televizyon, drama oyunları sergilenir. Benim görüşüm budur. Yani yok, harem orada mıydı, burada mıydı? Eski sarayda dedi, yeni sarayda harem ne aradı, orada şu var mıydı falan meselesi değil bu. Ama tabii sevgili seyircilerimize saygı duyduğum için bir danışman olarak Erhan'a bunları, danışmanı olduğu için tarih danışmanı, tabii ki soracağım. Yani haremin orada ne işi var Erhan, ayıp değil mi? Harem eski sarayda. Biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz, bunu yeni öğrendik. Bu dizi sayesindeki tenkitler sayesinde öğrendik. Özellikle Deniz Esemen'le şunu söylüyor. Yani o kadar yıllık harem üzerine yazı yazdım. Haremin eski sarayda olduğunu tenkitler sayesinde öğrendim. Espri yaptı da. Ya mesela Erhan, bu ne demektir biliyor musun? Cahile danışmanlık yapıyor. Böyle de anlaşılabilir. Yani, evet. Yani şimdi burada çok basit bir örnek vereyim. Şimdi Barbaros Hayrettin Paşa'yı alıp Fatih dönemindeki bir diziye koyabilir misin? Türkiye'de koyamaz. Ama Avrupa'da ne yapıyor? Koyuyorlar. Sir Francis Drake'i, Kraliçe Elizabeth'in amiralini alıyor. 8. Henry zamanında oynatıyor adam. Şimdi bunu yapsan Türkiye'de kıyamet kopar. Yani Avrupa'da dizilerde bu tür karakterlerde zaman aşımı bile yapabiliyorlar. Yani yer değiştirebiliyor. Ki burada... Erhan tam Hollywood Erhan olma yolunda sayesinde. Yok, yani örnek veriyoruz. Yani dediğim gibi, yani sen Barbaros Hayrettin Paşa'ya Fatih dönemine gider mi? Gitmez. Ama adam bunu yapmış. Drake de onların Barbaros'u. En önemli... Yani ben de neyi biliyorsun, yani en önemli amiralleri kulağında küpe Tudors'ta tur atıyordu biliyorsun. Şimdi burada eski... Sen Tudors'u seyrettin mi? Ben onun 2 sezonunu seyrettim. Hepsini seyretmedim, 4 sezonu. Niye? Seyredemedim. 2 sezonunu seyrettim. Öyle kaldı. Hepsini seyretmen lazım. Hatta yeni çevrilen neydi o? Borgia'ları seyretmen lazım. Borgia'ların 1. bölümüne baktım. Hollywood yolu biliyorsun. Hollywood. Tarihi dizilerden geçiyorduk sizin için. Evet. Harem'in 1530'lu yılların sonuna kadar eski sarayda kaldığını biliniyor. Fakat 37'de taşınıyor. Tamamı eski sarayda değil. Yeni sarayda da belli bir yer var harem için. Ve şu da var, biz mesela balyoz raporlarını çevirdik. Yani, bir de balyoz? Venedik elçilerinin raporlarını çevirdik. Şunu söylüyor. Kanun Sultan Süleyman. Hangi dönem? Şunları tam söylesene. Yani şöyle söyleyelim. Venedik elçileri Fatih döneminden itibaren İstanbul'da kalıyorlar. Ve bunlar ülkelerine gittikleri zaman Türkiye ile ilgili raporlar sunuyorlar. Biz buna balyoz raporları diyoruz. Bunların kanun dönemine ait olanlar çevrildi. Kademe kademe çıkacak. Şimdi orada diyor ki mesela padişah sık sık arabayla eski saraya giderdi. Yani hareme giderdi falan. Yani orada teferruatına kadar da yazıyor. Fakat biz bunu söyledik. Yani bunu Deniz Bey de söyledi, ben de söyledim. Şimdi burada iki tane set kurup bunu çekme ihtimalleri yok. Yani bir yere bir saray kuracak. Bir teknik gereklilikten dolayı. Yani bu teknik bir husus. Peki ben başka biz bir şey soracağım. Aylarca aramızda bunu tartıştık evet, tarihten. Şeyi soracağım. Şimdi harem eski saraydı. Eski saray dediğimiz efendim, bugün Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yer. Hı hı. Tek fotoğrafını gördüm biliyor musun? Sen gördün mü hiç? Bir fotoğraf gördüm ben de. Sen gösterdin bana. Ha, tek. Sen gösterdin, evet. Ben de şeyden öğrendim onu. Sinan Hoca'nın, Sinan Genim'in çıkarttığı Kasat Topluyosu'nun İstanbul'da büyük kitap. Hı hı. Orada 1850'lerde çekilmiş bir fotoğrafa tepede gözüküyor. Evet. Koca bir ahşap yapı. Başka resmini görmedim. Abdülaziz döneminde değişiyor galiba. Evet. Yani öyle. O saat şeyin meteoroloji kulesinin o civarda. O civarlarda değil mi? Yani o şeyde rektörlük bir şeyi vardı ya, şimdi ne oldu bilmiyorum. Girişte iki tane evet, evet. Bina vardı. Evet. Orada. Aa. Orada. Programdan sonra göstereyim size. Tamam. Yukarıda var kitap. Tek gördüğüm resmi odur. Yani şundan dolayı biz hem bir teknik gereklilik hem de drama akışkanlığı için yok, tamam seçtik. Haklısınız onda. Haklısınız. Yani, şeyi merak ediyorum ben. Karakter has odadan çıkıp arabaya binip ya da atına binip dıgıdık 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 annesinin yanına sabahleyin el öpmeye Aksaray'a mı gidecekti? Yani o yüzden ben şunu merak mümkün olduğu kadar kompakt hale getirdik. O devirde evet. Diyelim ki o gece sizin tabirinizle halvete girmek istedi. Yani bir cariye istedi padişah. Dıgıdık dıgıdık saraya mı gidiyor? Yok, öküz arabasıyla kadın mı geliyor şeye? Hangisi oluyordu? Bence muhtemel o sarayın içerisinde bir küçük harem vardı. Has odaya bağlı olarak. O eski sarayda. Hayır, yeni sarayda. Yeni sarayda. Kadın geliyordu. Yani orada cariye. Bir merkezi teşkilat, küçük ölçekte de olsa orada muhafaza edildiğini düşünüyorum ben.
Yani biz kendi aramızda da Deniz onu veriyoruz. Tartıştık. Minyatür bir harem yani 30 hanımlı falan. Yani daha işte yani onun hizmetini gören, oradaki hayatını kolaylaştıran bir takım insanlar ama vardı. Fatih zamanında yok. Fatih zamanında yok ama zamanında Kanuni yok. Sultan Süleyman has odasıyla birlikte Topkapı'yı her şeyiyle kullanmaya başlıyor. Yani kendisinin çalışma ofisi orası, evet. Yaşam alanı eski saray değil. Hem çalışma ofisini hem yaşam alanını Deniz Bey'in de söylediği şekliyle o dönemde bir fiil kullanmaya başlıyorlar. 37'de, 34'te Valide Sultan'ın da ölümü rahmetli olmasından sonra Hürrem'in de artık bütün şeyleriyle haremle birlikte Topkapı'ya geçişi ve zaten biliyorsunuz oradaki o büyük ilave inşaatlar başlıyor. Evet. Aslında haremi geliştiren ve genişleten aktör Hürrem. Yani o daireler, evet. Büyük daireler Hürrem zamanında yapılmaya başlanıyor. Hı hı hı.